Yeşil Trendime hoş geldiniz. Bugünkü konumuz sizlerin de severek yetiştirdiği tesbih çiçeği, halk dilindeki tesbih çiçeği. Asıl ismi Senegio Rowleanus'u, Latince ismi, sukulent familyasından gelmektedir. Sığ köklüdür. Sığ köklü olduğu için bu normal bildiğimiz gibi dikimle olmuyor. Bu kökleri toprağın üstüne yayılarak büyüyen bir bitkimiz. Zaten biraz sonra burada çoğaltma yaptığımız, şuradaki gördüğünüz sürgünlerle, köklendirme çalışması yaptığım bu sürgünlerle toprağa nasıl dikildiğini göreceğiz. Bundan birazcık bahsetmek istiyorum. Sığ köklü olduğunu bahsetmiştim. Çok fazla su isteyen bir bitki değildir. Bunu haftada bir kere sulamanız yeterlidir. Daha önceden de bahsettiğim gibi çok fazla sulama yaptığımız zaman köklerde çürüme meydana geliyor. Bunu engellemek için haftada bir kere yeteri ölçekte, yani şöyle kökleri ıslanacak şekilde sulama yapmanız yeterlidir. Yetiştireceğiniz alanın kesinlikle direkt güneş alan alan olmaması gerekiyor. Aynı orkide bitkisi gibi havadar ve doğal ışık alan bir yerde yetiştirilmesi gerekiyor. Bu şekilde olduğu zaman hem bu bezelye taneleri gibi olan bu tanecikleri daha koyu yeşil rengine sahip olur, hem de daha sağlıklı olur. Çok güneş aldığı zaman bunlar böyle sararmaya başlar. O sararmaya başladığını anladığınız an bilin ki çok fazla güneş ışığına maruz kalıyor. Bunu daha gölge bir alana alabilirsiniz. Bu gördüğünüz gibi sarkan bir bitki. Bunun sürgünleri 90 santime kadar uzuyor. Bunu böyle sarkan bir şekilde ya böyle yüksek bir yere koyabilirsiniz ya da sarkan saksılarda kullanabilirsiniz. Oldukça dekoratif ve güzel bir görsel sağlamaktadır. Şimdi bunun zaten toprağını değiştirmeme gerek yok. Ben bunu yakın sürede değiştirmiştim. Ama bunun ben sürgünlerinden aldığım ve suda köklendirmiş olduğum, bu görmüş olduğunuz, şurada köklerini zaten görürsünüz. Bunları biz toprağa dikeceğiz. Küçük bir saksı alıyoruz elimize. Bu küçük saksıya toprağımızı koyuyoruz. Toprağımız perlitli ve geçirgen bir toprak olması yeterlidir. Bunu böyle koyuyoruz, dolduruyoruz saksımızı. Daha sonra suda çoğalttığımız bu sürgünlerimizi buradan çıkarıyoruz. Şuradan şöyle köklerini görebilirsiniz. Suda çoğaltarak, bakın şöyle. Şurada kökleri görüyorsunuz. Bunlar suda çoğaltılarak yaklaşık bir hafta boyunca suda bekledi bunlar ve kökleri bu şekilde uzadı. Bunlar toprağa, şöyle kökleri toprağın içine girecek şekilde, şöyle göstereyim. Şu şekilde toprağın içine giriyor. Bunlar diğer cinslerden biraz farklı. Bunlar toprağa sürünerek, hatta bunu toprakta çoğaltan, yani toprakta köklendirme yaparak da yapabilirsiniz. Yani direkt bu topraktan, yani bu bitkiden, bu sürgünden bunları kopararak direkt toprağın üstünde bunları çoğaltabilirsiniz. Ama ben suda çoğaltmayı tercih ettim. Çünkü köklerin nasıl büyüdüğünü görmek istedim. Şunu toprağın üstüne atıyorum. Birkaç tanesini şöyle aşağı doğru sarkıtayım. Şunda çok fazla köklenme olmadığı için, bunu da toprakta köklendirme yapmak istediğim için bunu da böyle üstüne koyacağım. Şöyle. Şöyle toprağa değmesi gerekiyor. Şöyle koymanız da yeterlidir. Bu zaten kendisi toprakta kökünü görecek. Şöyle alalım. Evet, bunun da sulamasını gerçekleştirelim. Bunun da büyümesini takip edelim. Bahsettiğim gibi suyu çok seven bir bitki değil. Bunu çok fazla sulamanıza gerek yok. Şimdi buradan bunun gelişimini göreceğiz. Toprakta bu şekilde büyümeyi sağlayacak. Suda köklendirerek diktiğimiz bu bitkilerin gelişimini birlikte göreceğiz. Bunun nasıl büyüdüğüyle alakalı olan videoları daha sonra tekrardan sizlerle paylaşmış olacağım. Tekrardan görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.